Selam dostlar, herkese merhabalar. Samsung Galaxy A52'nin PUBG testini yapacağız. Şimdi hemen Samsung Galaxy A52'nin grafik ayarlarıyla başlayarak PUBG testine geçelim. Evet, telefonumuz elimizde, hemen grafik ayarlarına girdik. Gördüğünüz üzere akıcı da aşırı yüksek veriyor. Düşük, orta, yüksek ve aşırı yüksek seçeneğimiz mevcut. Dengeli de ise yine aynı kare hızını veriyor. Düşük, orta, yüksek ve aşırı yüksek. HD'ye geçtiğimizde düşük, orta, yükseğe geliyor. Yüksek demek 30 FPS, dengeli de 45, akıcı da 45 verebiliyor. Bu cihaz 60 Hz veremiyor. Kendisi 90 Hz ekran tazeleme oranına sahip olsa da şu anki 720G işlemci üzerindeki işlemci en fazla 45 FPS veriyor. Bunu hangi telefonla denk diye düşünürseniz Redmi Note 9 Pro ile aynı performansı verecektir. Redmi Note 9 Pro da zamanında en iyi oyun cihazlarından birileriydi, orta segmentte en azından. Şimdi burada da 45 FPS'in bence yeterli olacağını söyleyebiliriz. Çok fazla kasma donma olmayacak. Zaten bu cihazda 8 GB RAM var arkadaşlar. Depolama olarak da herhangi bir sıkıntımız yok. 128 GB depolama var. Adreno 618 grafik kartımız da rahat bir şekilde oyunu oynatabiliyor. 8 nanometrelik işlemcimiz 8 çekirdekli. En yüksek çekirdeğimiz 2.3 GHz iken en düşük çekirdeğimiz 1.88 arkadaşlar. Yani bu oyunu rahatlıkla oynatabilecek seviyede gönlünüz ve içiniz rahat olabilir. Yine telefonun tasarım itibariyle güzel bir dikdörtgen kasası var. O yüzden parmaklarınız rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Benim gibi büyük elleri olan insanlar için oldukça ideal seviyede diyebilirim. Yine de 720G artık bence eski bir işlemci. O yüzden M52'deki işlemci biraz daha iyi ve performans olarak neredeyse 1.5 kat daha iyi. Genel olarak ben bu fiyat segmentinde M52'yi tavsiye ediyorum ama A52'nde alınacak diğer sebepleri var. O yüzden kanaldaki videoyu izleyiniz. Arkadaşlar görsel olarak görüntüler güzel görünüyor. Zaten bu cihazda biliyorsunuz ki Super AMOLED bir ekran var. O yüzden renkler canlı. Amacımız zaten hızlıca ölmek. Bir de şöyle bakalım kasma donma oluyor mu? Sesimizi de açıyorum. Harita yüklenmesi gayet hızlı gördüğünüz gibi. 720G zaten G'den de anlayacağınız için oyunlarda iddialı bir işlemciydi. Mükemmel bir performans sunması da gayet iyi bir işlemci diyebiliriz. Snapdragon'lar zaten stabil oluyor. 8 nanobitte cihazın ısınmasını engelliyor. Çok fazla ısınan bir cihaz değil. Gayet akıcı bir şekilde oynanıyor. 45 FPS zaten bence bu tarz fiyat durumlarında ideal. Tabii ki M52'de vesaire daha iyi işlemci var. Şimdi şöyle bir gidelim. Bir düşman falan bakalım bulabilirsek. Evet, gördüğünüz gibi çok yukarıda olmanıza rağmen harita yüklü, binalar gördüğünüz gibi belli oluyor. Şu an yeniden bir yükleme yaptı. HD'de de gayet
oynanabilir gözüküyor. Bakalım yere inince nasıl olacak. Çok muhtemelen. Şimdi şöyle. Biri gitti. Biri de burada. Silahsız kişileri vurduk gibi bir şey oldu. Şurada da biri var. İşte burada. Bizi vurur bu. Biz şu an çünkü tuşların falan yerini ayarlayamıyoruz. Hop, birini bayılttık. Oo, Muslim bulmuş. Thompson. Gördüğünüz gibi bot. Enes Eymen. Kusura bakma dostum. Sen denk geldin. Gördüğünüz gibi HD'de de gayet oynanabiliyor. Agu bugu uzun. Nereye koşuyorsun böyle? Hop, biri daha gitti. Anime ciğeren, sana da bay bay. PQ TV sana da güle güle. Sana da güle güle. Bitmiyor. Vur vur bitmiyor arkadaş bunlar. Ben de videoyu kapatıyorum burada. Hoşça kalın. AL2'den seslendik. Bak hala sesler var.